Fethiye Belediyesi'nin işlettiği Akmaz ve Karaot plajlarına bir yenisi daha eklendi. Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Foça Mahallesi'nde bulunan Çalış Halk Plajı töreniyle açıldı. Türkiye'de her gün artan enflasyon, gelen yeni zamlarla birlikte zor günler yaşanıyor. Yatımının çok güzel olduğu Çalış Plajı'ndayız ve bugün Fethiye Belediyesi Belediye Başkanımız Halim Karaca Çalış'ta Halk Plajımızı açıyor. Şunu söylemek gerekirse artık çok daha ama çok dikkatli olmalıyız. Biliyorsunuz Çalış Turizm Tanıtma Derneği olarak Çalış Plajı'nı da belli bir kısmını biz işletiyoruz. Artık daha dikkatli olmalıyız çünkü belediyemiz de burada. Ve belediyemize baktığımda o kadar güzel duş, soyunma kabinleri ve ilk yardımla ilgili o kadar güzel ve o kadar güzel bir kafe yapmış ki söyleyecek çok fazla bir şey yok. Özellikle Halim Başkanıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Sadece Çalış'ta yaptığı Halk Plajı'nın açılışı için değil, riskleri o kadar çok seviyor ki normalde şey derler, belediye başkanları belediye başkanlığında kalmak istiyorsa çok fazla iş yapmaz derler. Ama başkanım hem altyapı olsun hem üst yapı olsun hem Çalış'a hem de bütün Fethiye o kadar çok emek sarf etti ki yerinde bile durmuyor, her gün Ankara'ya gidiyor, Ankara'dan geliyor ekibiyle ve çalışanlarıyla beraber. Ben Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı olarak Halim Başkanıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yeri halka, Fethiyelilere kazandırdığı için Çalış'ta. Fethiye'de denize girilecek alanlarda özel işletmelerin fahiş fiyatlarından dolayı vatandaşlar uygun fiyatlı yerleri tercih ediyor. Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca, Akmaz ve Karaot Plajı'nın ardından Çalış'a kazandırdıkları Halk Plajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kalabalığız. Bazı isimleri unutabiliyorum, ondan sonra da kırgınlıklar olabiliyor. Ben genel olarak bir konuşma yapmak istiyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, her zaman olduğu gibi bütün hizmetlerde beraber yürüdüğümüz seçilmiş muhtar arkadaşlarımız bizlerle birlikte. Sizlerin huzurunuzda onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Burada birçok dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız bizlerle birlikte. Yine onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin dün seçilen Çiçeği Burnu'nda ilçe başkanımız Sayın Mustafa Koyuncu ve değerli ilçe yönetim kurulu üyeleri burada. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Bizleri dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan iki değerli Muğla milletvekilimiz de bugün bizlerle birlikte. Sizler huzurunuzda, onlara da çok teşekkür ediyorum. Yoğun tempolarında, yoğun iş çalışmalarında bırakıp bugün bizlerle beraber oldular. Dün de akşama kadar ilçe kongresinde beraberdik. Eksik olmayın, çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Yine önceki dönem Antalya İl Başkanımız ve milletvekilimiz Devrim Kök aramızda. Ona da hoş geldin demek istiyorum. Ve her şeyden de önemli, Fethiye ve birlikte yaşadığımız ve birlikte paylaştığımız değerli Fethiyeliler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere seçimlerden önce bütün mitinglerimizde sözler vermiştik. Fethiye'mizin birçok koyları özelleştiriliyordu ama ne olursa olsun sizler için iki koyu alıp çok uygun fiyatlarla sizlerin hizmetinize sunacağınızı söylemiştik. Ama biz bugün itibariyle üçüncü koyu aldık. Üçüncü plajımızı sizlerin huzurunda bugün hep beraber açıyoruz. Daha öncesinde Akmaz'ı, Karaot'u ve bugün de Çalış plajımızı halkımızın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz. Gerçekten halkımızın gidebileceği şu zorlu şartlarda, ekonomik krizde pek bir alan kalmadı. Bir işlere gittiğiniz zaman en az bir kişi 1.000-1.500 liraya çıkabiliyor. Ama burada bir aile gelip rahatlıkla 150-200 lira harcayıp karnını doyurup içeceklerini içip evlerine mutlu bir şekilde dönebiliyorlar. Ondan dolayı da bu tesisin yapımında büyük emek veren kendi personelimize ben sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Buradaki bütün yapımlar ihale edilmedi arkadaşlar. Kendi ekibimizde emekçi arkadaşlarımızla birlikte marangozhanemizdeki o usta ellerle birlikte bir yıl içerisinde bu hale getirdi ve hizmetinize sunuldu. Daha önceki tesislerin hepsinde de
Arkadaşlarımızın emekleri çok büyük. Ben onlara tekrardan çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, gerçekten sadece Fethiye'de değil ülke olarak zor ekonomik şartlardan geçiyoruz. Sadece belediye olarak değil, bütün bireyler de bu ekonomik krizin altında gerçekten çok zorlanmaya başladılar. Fethiye Belediyesi olarak 2019 yılında 69 milyon lira olan personel giderimiz şu an itibariyle 310 milyon liraya çıkmış durumda. Buna rağmen gelirlerimizi arttıraraktan ama burada yaşayan insanlarımıza dokunmadan gelirlerimizi arttıraraktan Fethiye Belediyesi'ni Türkiye'de kendi ölçeğinde borcu olmayan tek belediye haline getirdik. Ve yapmış olduğumuz hizmetlerde biraz önce Mete Başkanımızın söylediği gibi hiçbir belediye başkanının riske edemeyeceği kendisini altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla Fethiye Belediyesi şu an 1 milyarın üzerinde Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yatırımlar yaptı. Yapmaya da devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız bu süreçte rahatsız oldular mı? Evet de rahatsız oldular. Ama bu şehrin temel sorunları var. Biz bu temel sorunları çözmek için buradayız. Gönlümüzü doldurmak, maaşımızı almak gibi bir niyetimiz yok. Biz bu şehrin geleceğini hazırlamak zorundayız. Sizler de biliyorsunuz, bir rüzgar estiğinde, yağmur yağdığında elektriği kesilen bir şehir haline gelmişti. Caddeler fosettik kokusundan bazı caddeler geçilmiyordu. Her gün su kesintileriyle karşı karşıya ve bu pandemiden dolayı uzaktan çalışan arkadaşlarımız, home office çalışan arkadaşlarımız için ciddi bir internet sorunu vardı. Merkezde, Ovacık'ta, Hisarönü'nde ve Ölüdeniz'de yapmış olduğumuz 400 kilometreye yakın altyapı çalışmasıyla birlikte bunların hepsini neredeyse tamamını sonlandırdık. Rahat bir nefes aldık. Biz bunlara girmeseydik Fethiye 2 yıl 3 yıl sonra inanın ki turizmde ciddi problemler yaşayacaktı. Fethiye'nin nüfusu her gün artıyor. Daha önce biliyorsunuz 156 bin kusurla aldığımız nüfus şu an itibariyle Seydikemer bizden ayrılmasına rağmen sadece Fethiye Merkez 177.700 resmi nüfusa kavuştu. Ama kayıtlı olmayan gelen vatandaşlarımızın aynı zamanda bu bölgede tatil amacıyla gelen vatandaşlarımızla birlikte şu an tam 500 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri aksatmamak adına inanın ki personelimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bazı farklı kurumlardan aksamalar olabiliyor. Vatandaşımız hala yetkinin kimde olduğunu burada kavramış değil. Maalesef elektrik kesiliyor, bunlar Fethiye Belediyesi'nden biliyor. İnanın ki su kesiliyor, Fethiye Belediyesi'nden biliyor. Ama biz tabii ki vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Bizler aracı olaraktan o ilgili kurumlarla birlikte bu sorunları aşabilmek için inan 4 yıldır, 4,5 yıldır koordinali bir şekilde çalışaraktan Fethiye'mize bu özel firmalarla birlikte ciddi altyapı yatırımları yaptırdık. Önümüzde ikinci dönemki süreçte de göreceksiniz Fethiye'nin şu an merkezdeki sorunlarını tamamladık ve kırsaldaki merkezlerimize yönelerekten o bölgede de ciddi altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla Fethiye'mizin bir 30-40 yılını hep beraber tamamlayacağız. Bizler şanslıyız. Ben özellikle Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partili bir büyükşehirle çalışıyorum. Ve çok uyum içinde çalıştığım çok değerli büyükşehir belediye başkanımız var. Şu ana kadar Fethiye'mize Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırım 500 milyon aşmış durumda arkadaşlar. İnanın 100 yılda, 200 yılda yapılan bir arıtma varken biz 3 yılda, 3,5 yılda Ölüdeniz arıtması başta olmak üzere Fethiye merkezdeki arıtmayı da açaraktan 2 arıtmayı sizlerin hizmetinize sunduk. 6 tane terfi istasyonu yaptık ve biraz önce de sizlere ifade ettiğim gibi tam 400 kilometreye yakın altyapı hat çektik. Üst yapısının neredeyse tamamını tamamladık. Sadece devlet hastanesinin önünde 2 kilometrelik bir yolumuz kaldı. O yolda neden kaldı? Onlara sizlere ifade etmek isterim. Çünkü sosyal medyada çok dolaşıyor ve eleştiri konusu oluyor. Biz 5 caddemizi değerli arkadaşlarım
22 milyon liraya ihale etmişken bundan 2,5-3 yıl önce, şu an sadece Mustafa Kemal Bulvarı bir cadde 45 milyona mal oluyor KDV'den. Girdiler o kadar artınca müteahhitler bırakmak zorunda kaldı. Paramız peşin, borcu olmayan tek belediye olmamıza rağmen maalesef girdiler her gün arttığı için müteahhit gelip ihalelere girmiyor. Ve rica minnetle bazı firmalara bu ihalelerin tamamlanması için kendim bizzat onlarla diyaloglar kurdum. Ve akabinde iki defa ihaleye çıkmama rağmen yine giren olmadı. Üçüncü ihalede bir müteahhit bulduk ve devlet hastanesinin önündeki yola başlatmak zorunda kaldık. Arkadaşlarımız diyor ki, neden yaz turizm sezonunda, yaz döneminde buraya girdin? İnanın ki arkadaşlar, şu an 45 milyon liraya yaptığımız sadece ki bir cadde, bugün yapmazsam 6 ay sonra 80 milyon liraya mal olacak. Bu para sizin paranız, sizin cebinizden çıkacak. Biz onu yapmak zorundayız ve alternatif yolları olan bir bölge, kimseyi rahatsız etmeyen bir bölge. Ama maalesef siyasette muhalefet her zaman vardır. Yapılan doğru işler de onlar için kötüdür. Kötüler de kötüdür. Sosyal medyada her gün her şeyi sosyal medyaya atıyorlar. Şurada şimdi biraz sonra su şişesini, pet şişesini atın, onu çekerler. Fethiye'de şikayetim var Fethiye'si. Ama hiç önemli değil. Fethiye'de gerçekten yapılan yatırımları gören çok aklı selim insanlar var. Yapmış olduğumuz bütün kamuoyu yoklamalarında biz kendimizi ölçebiliyoruz. Seçimden önce Fethiye'de de seçime girdiğimde yüzde kaç oy alacağımı arkadaşlarımıza söyledik ve aynısı çıktı. Yine sizlerle birlikte bunu paylaşacağız. Çünkü Fethiye'de sizlerin hakkınızı kimse yedirmiyoruz. Belediye yatırmış olduğunuz 1 lira vergileri bile en iyi yere harcıyoruz. Bakın, bu zor şartlarda bize söylüyorlar, 44 milyon borç ödeyen bundan 4,5 yıl önceki Fethiye Belediyesi nasıl oluyor da borçsuz bir belediye ve kasasında parası olan bir belediye haline geldi? Biz vatandaşlarımıza dokunmadan gelirlerimizi arttırıyoruz. Ne yaptık? Kendi asfaltını üreten emisyon tesisleri kurduk. Milyonlarca oradan bir gelirimiz oluştu. Kendi elektriğini üreten kapalı pazar yerleri oluşturduk. Oradan gelirimiz oluştu. Bütün sahil bandındaki 17 tane kafenin vermiş olduğum büyük bir hukuk mücadelesi sonucunda kazandı. Milyonlarca oradan gelirimiz oluştu. Yine Göcek'te değeri 300 milyon değerinde bir araziyi yargı kanalıyla Fethiye Belediyesi'ne geçirdik ve yıllık 7 milyon gibi bir gelirimiz var arkadaşlar. 54 tane yeni araç aldık belediyeye. Milyonlarca liralık oradan bir gelirimiz var. Kira bedeli ödemiyoruz. Böyle olunca Fethiye Belediyesi ekstra 100-150 milyon gibi bir geliri kasada kaldı. Ve gelirimizi, şu anki bütçemizi, 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bütçeyi 2022 yılında 386 milyona çıkardık. İnşallah bu yılda 700 milyona çıkarıyoruz. Ama hiçbir şeye zam yapmıyoruz. Bütün belediyeler emlak vergilerine %1000 zam yaparken biz 4 yılda %10 zam yaptık. Yıla vurduğunuz zaman %2,5'a tekamül ediyor. Enflasyona baktığınız zaman nerede her zaman sizin nasıl yanınızda olduğumuzu, sosyal demokrat bir belediyenin ne yapması gerektiğini bilerekten o şekilde yürüyoruz. Al işte bugün açtığımız bu tesisler de böyle. Geçenlerde bir arkadaşımız belediyeye geldi huşumla. Başkan, çaya %47 zam geldi. 1 liraya çay vermeye devam ediyorsun. Olmaz, zam yapalım diyor. Diyoruz ki gerçekten sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya biz devam edeceğiz. Emeklilerimiz 7500 lira maaşla 10.000 lira kira ödeyemez haldeler. Şu sahile gelip oturamayacak haldeler. Ben onları düşünmek zorundayım. Ve ben 1 lira çay vermeye devam edeceğim. Fethiye'de ilk defa Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü kurduk. Oradan tam 38 bin aileye yardım yaptık arkadaşlar. Bunları kimse bilmez. Tam 38 bin aileye yardım yaptık. Yardım yapmaya da devam ediyoruz.
Fethiye'de ilkleri yapmaya devam edeceğiz. İlk defa bir aşevi kurduk. Bu aşevini ne için kurduk? Bakın, engelli vatandaşlarımız var, ihtiyaçlı. Evlatları olmayan büyüklerimiz var. Biz onlara her gün 4 çeşit yemek gönderiyoruz. Belli kriterleri var. Bu kriterlere doğrultusunda onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bir sürü dezavantajlı gruplu 2000-3000'in üzerinde vatandaşımız var. Engelsiz bir şehir yaratacağız dedik ve onlarla birlikte bak kardeşlerimiz hepsi burada. Bizi bugün yalnız bırakmıyorlar. Bu şehri engelsiz bir hale getireceğiz. Onlarla birlikte ortak projeler yapacağız ve Fethiye'yi gerçekten belli bir dönemden sonra ne hale getirdiğimizi hepiniz göreceksiniz. Bizim rantlı işimiz yok. Sadece ve sadece kamunun, halkın yararına hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. İnanın ki bir gün tatil yapmadan 4,5 yıldır sizlere hizmet etmek için var gücümle çalışıyorum. Geçenlerde yine okumuşsunuzdur. Bazı sosyal medyalarda falan. Fethiye'de elektrik kesiliyor. Alim Başkan İtalya'da tatilde. Değerli arkadaşlar, tabii ki bunlar özel bir şey, girmek istemezdim ama sizleri aydınlatmak adına bunları söylemek istiyorum. Benim kızım Türkiye'de 2 defa kamu değerlendirme sınavında Türkiye birincisi oldu. Fen lisesini bitirdi. 2 tercihi vardı. Milano'daki bir tıp fakültesi, devlet üniversitesi, bir de Koç Tıp Fakültesi'nde tam burslu okumak istiyordu. Milano'daki tıp fakültesini kazandı ama orada konutla ilgili ciddi bir problem olduğu için bir akademisyen arkadaşımız geçen yıl bize o konuda yardımcı oldu. Bir kolejin kendi kontenjanını bize kullandı. 1 yıl orada kızım kaldı. Ev bulmam gerekiyordu. Kızıma ev bulmaya gittik. 5 gün ev aradım. 6. gün, 5. günde bulduk. Evini taşıdık. 7. gün sizlerle beraberdik. Ama o kadar kirli siyaset yapıyorlar ki değerli arkadaşlarım. Yani ne yaparlarsa yapsınlar ama sizler bunların hepsinin cevabını sandıkta vereceksiniz. Bunları yaşıyoruz maalesef. Mete Başkanım biraz önce ben ona sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum değerli başkanıma. Göreve geldiğim günden bu yana Çalış Güzelleştirme Derneği Başkanımız Sayın Metay ve yönetim kuruluyla çok uyumlu çalışıyoruz. Çalışımızda çok güzel işler yaptık. 1,5 kilometrelik sahil düzenlemesi yaptık. Altyapısını, üst yapısını bitirdik. DSK'larını yapıyoruz, köprülerini yaptık. Bugün de Halk Plajı'nı hep beraber sizlerle birlikte açıyoruz. Bu süreçte desteğini hep yanında hissettiğim Mete Başkan'ın başta olmak üzere siz değerli büyüklerimize, değerli hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Katılmanızdan dolayı da çok çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum.